Şimdi birazdan Kerem abiyle bir yayın yapacağız ortak. Onu konuk edeceğim. Onu biraz terletecek sorular sormak istiyorum. Çünkü o yorumlara bakıyorum böyle şu, hangi sorular geliyor. İleride buna benzer böyle şey yapacağız. Biraz terleteceğimiz şeyler olacak. Belki başka konuklar alırım. Onlara benzer soruları soracağım. Kerem abiye sorarsam o böyle biraz böyle şey utanacak, sıkılacak böyle. Kendisini övmeyi sevmiyor. Onun yerine ben şimdi söyleyeyim Kerem abi kim. temettüsiteleri.com diye temettü üzerine en büyük internet sitesinin sahibi şu anda. Sanırım temettü üzerine en büyük Twitter hesaplarından bir tanesi ona ait. En büyük YouTube kanallarından bir tanesi ona ait. Kendi temettü üzerine yatırımları var ve çok sağlam da eğitim almış birisi. Önce Boğaziçi'nde okuyor, daha sonra gidiyor Harvard'da okuyor. Birazdan yayın yapacağız. Onu biraz terletmek istiyorum. Soracağım sorular da bir kısmını sizden geldi, bir kısmını ben koydum. İleride daha derin sorulara girmek istiyorum. Böyle daha böyle hani işimize yarayacak, işin özü, yatırımcının işine yarayacak soruları böyle tornavidayla Kerem abiler çıkartmaya çalışacağız. Bunlar olurken sonraki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Acaba neler sorsa iyi olur? Bunları da yorumlara yazın. Çünkü bazı soruları oradan alacağız. O zaman hadi şimdi yayına geçelim. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Vallahi iyi. İngiltere'de yağmurlu bir İngiliz havasından merhaba diyorum herkese. İşte dünyanın haline biraz üzülüyoruz ama onun dışında her şey yolunda çok şükür. Abi saat 2.30, senin işin gücün yok mu ya? Ben 3 saat geriye al beni. Artık aramızda 3 saat var. Çünkü siz saatleri değiştirmiyorsunuz. Burada bir saat geri alındı. 3 saat var. Ama işte uzaktan çalışmanın, girişimci olmanın iyi yanlarından bir tanesi de bu. Biraz daha böyle esnek saatler diyebilirim. Tamam. Bugün abi şimdi ben sana biraz böyle terletmek istiyorum seni. Özel sorular da soracağım. Çünkü izleyiciler böyle merak edecektir. O tarz sorulara da gireceğim. Biraz böyle hem sohbet, komiklikler hem biraz da böyle hardcore sorular geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Ben de sinek gibi ellerimi ovuşturuyorum şu anda. Abi şimdi şöyle başlamak istiyorum. Hisselerini düşün. Tamam mı? Şimdi çeşitlendirme üzerine bir soru. Bütün hisselerini düşün. En büyük hissen. Portföyünün yüzde kaçı? Yani portföyün 1/3'ü girişimim diyebilirim. 1/3'ü sadece tek bir hissende. Öyle deyince garip oldu şimdi ama evet. Evet. Şimdi başka bir soru geliyor abi sana. Borsaya dahil olanlar içerisinden ilk en büyük paya sahip 3 şirket toplam portföyünün yüzde kaçını oluşturuyor? O da %20 diyebilirim. %20 de oradan. Yani 3 tane şirket senin portföyünün %50'si. Hayda. Çeşitlendirin diyoruz o kadar. Ha işte çeşitlendir. Hani ne oldu? Çeşitlendirme. Hani abi 20 tane hisse, 30 tane hisse? Öyle olmuyor demek ki. Yani evet. Ama mesela girişimde olunca içinde olduğun bir yapı ya, nasıl gittiğini bilebiliyorsun. Mesela öyle bir bilgi avantajım var. Ama mesela borsadaki bir şirkete işte hani bazı yerlerden bulabilirsin, işte çalışan sayısı, röportaj falan biraz anlayabilirsin ama hani sonuçta içeride olmak bayağı farklı oluyor gerçekten. Daha güvenerek yatırım yapabiliyorsun. Veya bildiğin bir sektörden sonra tek şirket o da olabilir bence. Yani gerçekten işini anladığın, o sektörü yakın takip edebildiğin bir şirketse bence gerçekten bir şirkete de odaklayabilirsin tabii, niye olmasın. Şimdi başka bir soru abi geliyor. Geçen bir video attım. Kırmızı Deniz, Mavi Deniz diye. Dedim ki orada, ben dedim Kerem abi az buçuk tanıyorum. Bence böyle al sat yapıp durmuyordur. Şimdi soru şu. Turnover rate'in ne abi? Yani bu turnover, bilmeyenler için de söyleyeyim. Portföyünü sıfırdan böyle kaç yılda bir değiştiriyorsun? Yani mesela bu yıl portföyün işte atıyorum şöyle şirketlerim var. Kaç yıl sonra baksak o şirketleri görmeyiz? Ya şöyle, benim hani aşırı radikal bir hareket yapmıyorum. Yani mesela evet, dünya riskli bir yere gidiyor. Tüm portföyümü işte altın yapayım, borsayı satayım falan gibi bir hareket kesinlikle yapmıyorum. Oyunun içinde hep kalmak gerekiyor. Dünyada, ülkede ne olacağını gerçekten bilemezsin. O yüzden zamanlamaya kesinlikle kasmıyorum. Ama yüzdelerle oynayabiliyorum. İşte bu sene şu bilançolar, şu sektör daha iyi gidebilir. Biraz orada ağırlık arttırayım veya işte kendimi biraz da korumaya alayım portföyü, biraz borsa dışında da şunlara alayım gibi. Biraz öyle dengeleme yapıyorum ama mesela elimdeki varlıkları böyle aşırı yüksek kârlar falan yoksa kesinlikle satmıyorum. Yani zarardaysa beklerim, az kârdaysa beklerim, dert değil. Temettü yatırımıysa beklerim. Ama işte ülkede şu oldu, hemen portföyümü değiştireyim diye kesinlikle hareket yapmıyorum. Dünyada da zaten görüyorsun, ülkede de görüyorsun. Herkes bir şeyi konuşuyor. Finansal piyasalar başka bir şeye gidebiliyor.
O yüzden böyle zamanlama, portföy yeri falan kesinlikle yok. Sakin ve sabırlı yatırım. Tamam. Şimdi benim anladığım şu oldu abi. Sen böyle çok ağır çeşitlendirme yapmıyorsun. Aldığın şirketi böyle üzerine oturmuşsun. Yıllar yıllar üzerine öyle beklemişsin. Doğru mu? Doğru. Bir şirketi beğenmem de çok zor. Çünkü yerine ne koyacağım şimdi onu satsam mesela. Okey. Yani tamam. Ben alacağımı aldım. Şimdi izleyiciler de bunları bilsin istiyorum. Ha böyle açık son bir soru. Çat çat çat. Dobra dobra konuşuyoruz. Şimdi başka bir soru gelsin. Abi niye temettü yatırımı yapıyorsun? Niye temettü şirketlerini seçiyorsun? Orada bak başka şirketler de var. Onlara neden gitmiyorsun da temettü istiyorsun? Ya güzel bir soru. Bir aslında temettü yatırım benim için borsa dışında başladı. Kendi ortak olduğum bir girişim işte böyle yılda bir temettü verdi. O para çok iyi geldi. Dedim ne güzel bir şey, bu toplu para geliyor falan. Ama o zaman tabii geri yatır portföyünü, hisseni arttır diye bir şey yoktu. Ama bir girişime ortak olunca şunu biliyorsun. Şirket iyi gidiyorsa daha çok ortak olmak istiyorsun. Keşke ortaklığımı arttırmanın bir yolu olsa diye düşünüyorsun. Şimdi borsada böyle mekanizma olduğunu keşfedince işte birkaç sene önce bana bir mucize gibi geldi. Yani şirket sana havadan bir para veriyor, kârını seninle paylaşıyor. Sen cebinden ek bir para çıkmadan onu geri yatırabiliyorsun. Kimseye sormana gerek yok. Sadece geri alım emri veriyorsun. O kadar. Çok basit bir konu. Ve sonra da payın artıyor, ortaklığın artıyor. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Şirket kurmuş olanlar, girişim kurmuş olanlar bence bunu çok iyi bilirler. İyi giden bir şeyde ortaklığını arttırmak şahane bir şey. Beni temettü yatırımında en çok cezbeden şey bu. Ortaklığıma bakıyorum, pay sayıma bakıyorum. Onun arttığını görünce mutlu oluyorum. Eninde sonunda kazanç da geliyor. Tabii ilk başta bunu görmüyorsun ilk bir sene sonunda ama 2-3 sene sonra bunu gördükten sonra artık geri dönülemez bir şekilde temettü yatırımcısı oluyor insan. Evet. İlk başta bir yılda çok bir şey oynaşmıyor. Ama alıp 3-5 yıl baktığın zaman o yatırılan temettülerle gittip portföyünü oradaki hisse sayını arttırdığın zaman hisse %10 bir oynuyor. Aa senin için marjinal faydası daha da büyümeye başlıyor o sefer. Aynen. Bir de mesela borsa düşünce falan moral oluyor sana. Tamam fiyat düşüyor falan ama mesela bir temettü geliyor, payını arttırıyorsun. Tamam süper. Ucuzken para koyabilmiş oldun. Çünkü çoğu kişide bizde sermaye sorunu var biliyorsun. İnsanlar işte borçlu vesaire yaşıyor. Borsa düştü, çok güzel fırsat var diyorsun. Abi para yok diyor, hepsini hisseye koydum diyor. Şimdi temettü böyle can suyu gibi işte. Ford temettüsü yattı, ne yapalım diye insan bir heyecanlanıyor mesela. Peki, Ford temettüsü yattı dedi. Peki, şimdi... öyle. O zaman benim anladığım abi şu. Bak şimdi, hisse senedinin fiyatı düşüyor, sen mutlusun. Daha çok alacağım diye. Hisse senedinin fiyatı yükseliyor, sen mutlusun. Oh ne güzel portföy büyüdü diye. Yatay gitse gene topluyorum, gene mutlusun. Her senaryoda mutlusun yani. Öyle valla. Döviz düşünce de mutluyuz. Portföy döviz olarak büyüyor. Döviz artınca o zaman da borsa onu takip ediyor. Gene mutluyuz. Senin nasıl? Bende de öyle abi. Düşüyor, artıyor. Düşüyor ben mutluyum. Yükseliyor ben mutluyum. Zaten şu anda net alıcı veya net satıcı pozisyonda değilim ben şu anda. Düşse de mutluyum, çıksa da mutluyum, yatayda kalsa mutluyum. Her senaryoda mutluyum yani. Ne güzel işte ya. Zaten yatırım yani portföy öyle bir şey olmalı ki. Sonuçta seni mutlu da etmeli yani. Belki sevdiğin bir sektör olabilir, sevdiğin bir şirket olur, onun güzel bir haberi çıkar, mutlu olursun. Biraz da zevk işi bu yani. Böyle sırf matematik şey değil. Sonuçta hayatının ciddi bir kısmını vaktini de veriyorsun. Bence zevk almak önemli valla. Seninle abi konuşuyoruz böyle. Hani bakıyorum sağlam yatırımcı dediğim kişiler hep böyle abi. Böyle sohbet muhabbet. Hani dedim bu sefer videoda yapalım bunu. Sürekli böyle sakin. Çay kahve içerken böyle ya şu şirket niye sence ileride daha çok iş yapar? Bence şundan dolayı falan böyle. Hep böyle güzel gidiyor. Yani şey yok bizde böyle aman %5 düşün ne yapacağız? Getir dil altı altımı getir falan gibi bir şey yok. Yok evet. Hatta düşünce ben direkt böyle ödev gibi oturuyorum ekran başına. Rakamlara bakıyorum falan. Hangi şirket daha çok düşmüş takip ettiklerimden. Fırsat var mı diye bakıyorum. Benim için ayrı bir heyecan oluyor. Ve borsa çok düşünce o yüzden de paylaşımlarım azalıyor. Ona vakit kalmıyor. Böyle hisse keşfetmeye, şirket raporları okumaya daha çok vakit ayırıyorum borsa düştüğü zaman. Bilmiyorum senin nasıl vakit neyle geçiyor? Abi benim vaktim bilgisayar oyunlarıyla geçiyor. Şimdi saat dün gece 7'de mi sabah 7'de mi falan yattım. 7'ye kadar böyle oyna. İşte biraz önce kalktım.
seninle video çekelim diye. Benim hayat aslında böyle geçiyor şu anda. Bilançolar geldiği zaman açıyorum böyle, alıyorum çayımı kahvemi, ha ne yapmışlar? Benim Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ne yazmış diye oturuyorum böyle. Onunla onu bir okuyorum. Ondan sonra devam. Rutin hayatım devam. Var mı beğendiğin bilanço şu son gelenlerde? Hep şey olmadım ya böyle. İşte beklenti şuydu, beklenti üzeri bilanço. Yani ya beklentilerde bir hata var. Çok düşük beklemiş herkes. Üçüncü çeyrek bilançoların çoğu, yani iyi şirketlerden tabii bahsediyorum, beklentiyi aştı bir şekilde. Ne diyorsun bu konuya? Enflasyon abi. Enflasyon. Çünkü şu anda enflasyon muhasebesi yok. Enflasyon muhasebesi olmadığı için o beklenti hazırlayanlar bunu tam böyle uyanamadılar. Yani adam 10 liraya malı aldı geçen yıl. Şu anda alsa 15 lira. Ama şu an bir satıyor mesela, özellikle stok devir süresi yüksek olanlarda bir satıyor 20 lira. 10 lira kar elde etmiş gözüküyor. Halbuki reelde 5 lira kar elde etti. Ama şu anda enflasyon yüksek olduğu için 10 lira kar elde etmiş gibi gözüküyor. Özellikle iç piyasadan falan mal alan varsa onlar o yüzden ne oluyor? Bilançolardaki karlar olması gerekenden daha yüksek çıkıyor. Doğru. Grafikleri de bozmadın bu enflasyon ya. Böyle çizgi mizgi çekiyorlar da 5-10 yıl öncesinin ne Türk lirası, bugünkü Türk lirası. Dolar da bugünkü dolar değil ki. Yani doların da acayip bir enflasyonu var sonuçta. O çizilen çizgilere ne diyorsun ya? Böyle dokunuyor, oradan dönmüş falan gözüküyor ama biraz sanki artık grafikleri de bozdu bu enflasyon. Bozdu. Yani zaten Türk lirası cinsinden grafiğe bir teknik analiz yapılıyorsa bence yapılmasın. Değil mi? Tutmuyor çizgi, böyle parabolik oluyor. Tabii. Son bir senede parabolik bir anda artış. Hiçbir çizgiyi oturtamıyorsun. Eskiden çizgi oturturlardı en azından, işte 5 senedir işte yükselen kanalda falan. Şu an böyle parabolik artıyor. Kanal falan kalmadı. Ne oturtacaksın? Peki sence nasıl yani? Nasıl gidecek borsa? Nasıl gidecek borsa? Bence 20 bin lirayı göreceğiz. Yarın değil. Ne önümüzdeki zaman? Yıl değil. Ama 20 binleri göreceğiz. Hatta ondan sonra 100 binleri de göreceğiz. Daha uzun süreçte baktığımız zaman. Şu anda daha 8 binlerdeyiz ama göreceğiz. Kaçınılmaz. Çünkü şirketler karlarını arttırıyor. Karlar arttıkça, gerçi yani BIST 100 endeksine öyle o tarz bakmamak lazım ama BIST 100'de bizim 20 bini görecek. Ben şey örnek vermek istedim. Mesela Koç Holding'e baktım, merak ettim. Endekse yakın getirmiştir. Evet. Ama mesela FK değerine baktım, işte 4'lerde falan. Geçmişe baktım mesela, işte 2018'de falan böyle 5-10 arası bir değerde geziniyor. Yani evet, şirketler karını arttırıyor, hisse fiyatı onu kovalıyor falan ama sanki bana hala biraz daha gidecek yeri var gibi de geliyor açıkçası. Tabii bu kısa vadede olmayabilir, dediğin gibi işte belli bir katalizör gerekebilir, yurt dışından bir haber olabilir falan. Ama bence oyunda kalmak gerekiyor yine de. Abi mesela orada işte sen direkt holding bazlı bakıyorsun. Ben mesela şunu tercih ediyorum. O holdingin içerisinde bazı parçalar var. Şimdi o holding bir sürü şirketin birleşiminden oluşuyor sonuçta. Ben neden o holdingi alayım ki? Ben şunu yapmam lazım. O holdingde para basan bazı şirketler var. A şirketi çok iyi. Harika bir yönetimi var. Çok iyi gidiyor işleri. Çok iyi kar büyütüyor. Önümüzdeki dönemde de çok iyi büyütecek. O zaman A şirketini alırım. Yani holdingi aldığında sen aslında bütün şirketleri almış oluyorsun. Benim ama daha güzel bir stratejim var. Orada zaten çok iyi bildiğim şirketler alırım. Yani o holdingin amiral gemilerini toplarım. Böylece daha çok kazanç elde etmiş olurum. Ne diyorsun Koç Holding'de? Hangi şirket mesela? Koç Holding ne var? Ford, Tüpraş. Anadolu grubu da çok ilginç gidiyor. Borçları azaltıp İyi kar elde etmeye başladı. Yıllarca borcu çoktu. Migros, Coca-Cola içecek. Ne diyorsun bunlara? Var mı böyle bir beğendiğin, gözüne kestirdiğin? Abi bana suç işletme. Hem de böyle YouTube kanalında falan. aman. Bir T harfi duydum sanki. Hangisinde T var? Ben daha şey diyeyim. Ben daha gencim abi. Silivri soğuk. Ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Almayayım ben ondan. Ama hani stratejimi söyledim. O holdingi satın almak yerine, herhangi bir holdingi satın almak yerine o holdingde iyi gidecek şirketlere almak bence daha mantıklı. Yani benim stratejim bu. Doğru. Faize koyuyor musun parayı? Şu anda benim hatta şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar gecelik şey haricinde aldığım faiz kazancım benim sıfır. Şirketlerim faizden para kazanıyor. Evet, yapacak bir şey yok.
Ama benim kendim böyle alayım bir hadi bir mevduat hesabı açayım sıfır. Evet. Bu ara çok dillendiriliyor değil mi? İşte şu kadar oldu. Toplu bir param var diyelim. Ne yapacaksın? Ayda 30-40 bin faiz diyor ama yani ayda enflasyon belki 50-60 bin yiyor değil mi yani? Evet, evet. Sana 30 bin veriyor faiz ama 40 bin 50 bin zaten kaybın var. Nette ne oldu? Kayıtlasın. Evet. Kaybedeceğimi bildiğim bir oyuna niye gireyim ki o zaman? Peki bu yeni gelenler ne yapsın ya? Kaç milyon kişi geldi? Gerçi geçen gün baktım çoğu da 10 bin liranın altında. Yani böyle 100 bin üstü parası olan hani böyle gerçekten yatırımcı borsada fena olmayan parası var diyebileceğim belki 1 milyon kişi falandır. Senin de gözlerin bu şekilde mi? O kadar bile yok. 1 milyon kişi yok. O kadar. O kadar yok. 10 bin yatırımcı, 15 bin yatırımcı gerçek anlamda parası olan. Çok düşük değil mi ya? Nüfus kaç milyon? Ne diyorsun bu konuda ya? Nasıl artacak bu? Abi aslında zaten arttı. Yani baktığımız zaman dön bir 5 yıl geriye 1,5 milyon vardı. 1,5 milyon yatırımcı vardı totalde. 70 milyon ülkede. O zaman ben şey diyordum hatta. Ya bu 1,5 milyon böyle olmaması lazım. Tam da şeydi. Bitcoin böyle 11 bin, 12 bin, 13 bin dolar seviyelerini gördü. Ben o anda şöyle bir çalışma yapmıştım. Ya demiştim bu Türk halkı bu kadar şeye meraklı. Yani aslında yatırıma meraklıyız. Çünkü açılan hesap sayısına bakıyorsun. Şeyde kriptoda çok yüksek. Borsadan çok daha yüksek. Ve o zaman şöyle bir şey düşündüm kafamda. Acaba dedim eğer bu yatırımcılar Borsa İstanbul'la tanışırsa böyle bir şey varmış derlerse ne olur? Deyip üzerine bir sektör raporu yazmıştım. Aracı kurumlar. Daha önce bir YouTube kanalımda da benzer bir videosunu çektim. Ondan sonra baktım ki burada harika şeyler olabilir. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan abi bir konuşmasında dedi ki sermayeyi dedi biz dedi halka yayacağız. Bak orada ben yine bir tetiklendim. Ne demek sermayeyi halka yaymak? Halka arzlara arttıracağız. Halka arz ettireceğiz şirketleri demek. Şimdi bu bambaşka bir şey. Yani ülkenin en tepesindeki adam diyor ki sermayeyi halka yayacağız. Yeni şirketleri halka arz ettireceğiz. Bunu ben şöyle yorumladım. Sen kardeşim eğer büyük iş yapmak istiyorsan halka açılacaksın. Yani işte benim kurumumdan vesaire ihale almak istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan halka açılacaksın olarak anladım ben. Bu da yatırımcı sayısını ne yapacak haliyle? Arttıracak. O zaman şöyle bir çalışma yapmıştım mesela. Eğer ki bu gerçekleşecek olursa, diyelim ki gerçekleşecek. O zaman işlem hacimlerine ben bir bakayım. İşlem hacimlerinin artıyor olması lazım. Yatırımcı sayısına bakmam lazım. Yatırımcı sayısının artıyor olması lazım. Peki borsaya millet girdikçe abi ben sana soruyorum şimdi bak. Borsaya insanlar geldi. Al sat bir şeyler yaptı. Kim para kazanır? Vallahi aracı kurumlar. Zaten cirolardan görüyoruz. Çok basit, çok basit abi, çok basit. Aracı kurumlar para kazanır. Peki ben de dedim ki bence de aracı kurumlar para kazanır. Hangi aracı kurumu iyi? Hangisi en çok parayı kazanacak? Hangisi en çok payı yapacak? O zaman buna bakmamız lazım. Aracı kurumlar. Mesela bildiğin aracı kurumları söyle abi bana. İşmen var, Osmanlı Menkul var, Info var. Tamam. Şimdi o zaman benim düşünce yapımda şu vardı. Tamam sektör gidecek. Sektör gidecekse bazı şirketleri saydın sen. O zaman bu şirketleri bir incelememiz lazım. Mesela neden İşmen Info'dan daha çok toplayabilsin bu pastadan? Şimdi soru bu olması lazım. Eğer toplayacaksa çünkü İşmen çok yukarı gidecek demektir. Şimdi ben sana şöyle bir şey sorayım o zaman. Rekabet. Rekabet dedin ya. Onun rekabetin analizini ben oturdum çalıştım abi. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bir aracı kurumda nasıl hesap açıyorsun normalde? Mesela X aracı kurumu var tamam mı? Yeni çıktı mesela. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun işte ya ben yeni hesap açacağım diyorsun. İşte belge veriyorsun vesaire doğru mu? Peki diyelim ki İşmen'de nasıl hesap açacaksın abi? Aynı şekilde ama farklı mı diyorsun? Ha İş Bankası'ndan gelenler oraya mı geliyor? Evet. Evet. Bak ne kadar büyük bir rekabet avantajı. Sıfırdan müşteri bulmana gerek kalmıyor. Müşteri zaten sende. Tek bir tuşa basacak ve hesap açıldı. Orada diyor ki evet okudum falan. Next. İleri diyor. Çat hesabı açıldı. O zaman bu büyük bir rekabet avantajı oluşturuyor. Güzel. İşmenin böyle bir avantajı var. İşte başkasının başka bir avantajı var. Bunlara ben de oturdum mesela. Çalıştım. Mesela aracı kurumlarda hani sektör bilgim olarak fena değildir benim. Dedim ki o zaman şu şirketin böyle avantajı var. Bu şirketin böyle avantajı var. Hangisini alsam acaba iyi?
dedim. Az önce saydığım gibi başka sebepler de söyledim. Ha dedim, demek ki şu şirket iyiymiş deyip, yani yol haritası bu oldu. Mesela başka bir şey var. Geçenlerde abi bir komutan bir abim var. Arada böyle oturuyoruz, muhabbet, dertleşiyoruz. Anıl ya dedi, o zaman dolar 20 lira 20 civarlarındaydı. Anıl ya dedi, ben dedi doların 25-28 lira geleceğini düşünüyorum dedi. Tamam abi dedim. Ne yapacaksın yani? Ben dedi dolarda beklesem mi? Mesela ben dedi dolarda beklesem mi? O zaman ben mesela şöyle bir şey söylemiştim. Abi dedim, dolarda bekleyeceğine dolarla para kazanan şirketlere bak. Çünkü dolar %20 artarsa dolarla para kazanan şirketler %20 artmayacak. %30 artacak. Mesela doların artacağını mı düşünüyorsun? Heh, tamam, dolarla iş yapan şirketler var. Mesela altının artacağını mı düşünüyorsun? Tamam, altınla iş yapan şirketler var. Piyasanın mesela işte Borsa İstanbul'da şu anda 8 milyon yatırımcı, 15 milyon olacağını mı düşünüyorsun? Öyle bir iddian mı var? Tamam, oyla alakalı şirket var. Ne istiyorsun abi? Gıda fiyatları mı artacak? Tamam, oyla alakalı bir şirket var. Otur ona çalış o zaman. Mantıklı. Şu an herkes enerji çalışıyor. Ona ne diyorsun? Herkes artık şeyi ezberledi. Kim panel üretiyor? Kimin santrali var? Kim onun altyapısını, kablosunu üretiyor diye. Çünkü orada da büyüyen bir orman var. O da gözüküyor. Orada hangi şirket alacak? Şu an tam bir hazine bu. Hep ben konuştum. Şimdi ben biraz seni konuşturayım. Ne düşünüyorsun abi bu enerji şirketleri hakkında ya? Ya orada itiraf edeyim, benim zayıf karnım oldu. Temettü konusuna çok odaklandığım için biraz kaçırdım açıkçası. Ama Paşa'nın paylaşımları sağ olsun, başka paylaşımlar dikkatimi o tarafa çekti. FK'lar yüksek geliyordu ilk baktığımda. Ama şimdi öyle bilançolar geliyor ki bir anda o FK düşmüş oluyor. Tamam, şu da var yani, gelecek 10 yılki kârı hedef fiyatlamış şu günden. O da saçma. Ama çok hızlı büyüdükleri de bir gerçek. Devletin buraya yatırım yaptığı da gerçek. Ben şunu şöyle düşünüyorum, yani zamanında işte herkes altın arıyormuş ya, böyle eline kazmayı aran alan işte mağaraya gidip altın veya işte nehirde altın arıyor falan. En çok kim zengin oldu deyince de işte o kazma küreği satanlar. Sanki burada da öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Yani şu an üretim fiyatları, marjları olabilir ama devlet onlarla oynayabiliyor biliyorsun. O da döviz bazlı olsa da marjlar değişebiliyor. Sanki bu işin böyle kazma küreğini üretenler, yani o paneli üreten, onun kablosunu üreten gibi bu tarz böyle ana ham maddesini üretenler için ben güzel bir gelecek görüyorum. Tabii enerji üretim santrali olunca da güzel, oradan da döviz bazlı gelir oluyor. Ama enerji şirketleri bence, yani genel olarak orman büyüdüğü için aşırı şişmediği sürece çok bana şu an mantıklı geliyor. Orada da az da olsa temettü veren de birkaç şirket var. Peki şuna okey misin abi? Temettüye geldik mesela. Şu an şirket temettü vermiyor ama yönetim kurulu başkanı çıktı, dedi ki yani bizim hedeflerimizden bir tanesi temettü. Şu anda çok hızlı büyüdüğümüz için o parayı dışarı çıkartmak istemiyoruz. Biz bunu daha iyi kullanıp ileride daha çok kâr elde edelim. Daha çok temettü dağıtalım. Buna okey misin? Ya değilim, çünkü Türkiye'deyiz. Kaç şirket yaptığı yatırımın karşılığını %100 alıyor. Hani yatırım da çok aşırı verimli bir şey değil ki. Yani belki yalnız sektöre yatırım yapıyor, ne bileceksin. O bir karar alınmış. Birçok şirket görüyoruz. Dönüşüm deniyor, başarılı olmuyor. Kârı düşüyor daha kötü. Yani böyle yatırım yapıyor şey de demek değil. 3 sene sonra acayip kârlar elde edecek demek değil. O zaman temettüyü de dağıtsın. Ben de payımı arttırayım. Şirket iyi gitmezse de en azından oradan kazanırım. Şirket iyi giderse daha çok kazanırım. Yani şirket düşük de olsa bence temettü vermeli, sıfır yapmamalı. Bu bir gösterge, yani şirketin kalitesini, finansal sağlığını gösteriyor sonuçta. İlle de temettümü alacağım diyorsun. Evet ya, düşük versin kardeşim. İnsanlar şey yazıyor, yatırım yapıyor vermesin falan. Yani Microsoft temettü veriyor, büyümüyor mu yani? Öyle bir şey olabilir mi yani? Yatırma bütçeni ayırırsın, ona göre kredini alırsın. Temettünü verirsin, yaparsın bu şeyi. Her yatırımda böyle acayip başarılı olacak diye bir şey yok çünkü, o yüzden. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Burada bir tık ayrılıyor. Ben burada sana katılmıyorum. Bence bir şirket eğer parayı iyi değerlendirebiliyorsa, yani o temettüyü bana vermek yerine çok daha iyi değerlendirip karını çok daha büyük arttırabiliyorsa ben bunu oynarım. Ama şimdi gerçek realiteye bir dönelim. Onu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Yapamadıkları için, yapamadığın noktada kardeşim ver bana temettümü ya. Ben senin ortağınım. Ver bana temettümü. Niye sen gidiyorsun? Yani
atıyorum masa üretim sektöründe adam. Yani gidiyor güneş paneli kuracağım mı güneş paneli kuracağım. Yani güneş paneli kuracağını, tamam mı, 10 FK'lı dolar bazında 10 FK'lı yatırım yapacağını sen o parayı bana ver. Ben zaten dolar bazlı 5 FK'da nasıl yatırım yapacağımı biliyorum. Ben dolar bazlı %25 getiriyorum. Sen o kadar getiremiyorsan temettü olarak ver. Katılıyorum, evet. Şirketi riske sokmayacaksa düşük de olsa vermeli bence. Bence de temettüyü versin. Yani o... Aynen, evet. Kırmızı çizgimiz. Evet, kırmızı çizgi abi yani. Ya çok iyi değerlendir parayı, bana göster. De ki abi ben şuralara para yatıracağım. Bak sana 2 lira temettü vereceğimi buraya yatırayım 5 lira kazanalım. Tamam, canıma minnet. Ama bunu da yapmıyorsun. Temettü de vermiyorsun. O zaman ben senin şirketinde ne iş yapıyorum? Ne yapıyorum yani? Niye ben o şirkete sahip olayım ki? Kolay mı ya? Yatırım yapıyorsun. O ilk başlarda zarar zaten, 1 sene 2 sene en az. Yani bir yatırımın kâra dönmesi de vakit alıyor. İşte Sasa'da falan görüyoruz. Ciro artıyor ama bir şeyin kâra dönmesi vakit alıyor sonuçta, büyük yatırımların. O yüzden o arada en azından benim temettüm versin ki ben de payımı artırayım. Yatırım bitince kârlar coşacağı zaman da benim daha çok payım olsun, hep beraber kazanalım diye bakıyorum ben de. Abi şu anda temettüye ilgi ne durumda? Mesela senin aylık ziyaretçilerin temettüseyirler.com'da ne kadar? Bu ara bayağı iyi gidiyor. Ayda 1 milyondan fazla görüntülenme alıyor. Sosyal medyada oldukça iyi bir ilgi var. Tabii bu çok mutlu ediyor çünkü 2020 yılında ilk siteyi kurduğumda gerçekten yoktu. Böyle temettü diye aratıyordun, Google'da hiçbir şey çıkmıyordu. Şimdi bakıyorum her aracı kurumunda böyle bir temettü sayfası, temettü linki falan olmaya başladı. Bir sürü de temettü hakkında paylaşım yapanlar var. Bu beni çok mutlu ediyor. Oldukça fazla ilgi var. Tabii ilgi kadar sevmeyip böyle söven de var ama onların canı sağ olsun. Biz sevenler yeteriz diye düşünüyorum. Ayda 1 milyon. Wow. Evet, görüntülenme bayağı ciddi bir rakam. Oldukça yoğun bir ilgi var. Umarım böyle devam eder. Abi ben senin Instagram'ı falan da takip ediyorum. Instagram, Twitter vesaire. Twitter'da ne? 270 bin falan oldu değil mi? Yanlış bilmiyorum. Oo, yok geride kaldın. 290 bini geçtik. 290 her seferinde artmış oluyor. Evet. Her konuşmamızda artıyor. Sen de konuşuyorduk, hatırlıyor musun? İşte 3000 aboneye ulaştım abi falan diyordum böyle YouTube'da. Şimdi bir baktım 5'e katlamış onu da. 15 bin olmuşuz. Evet evet, bence seni daha da hızlanacak, bak göreceksin. 100 bini çok rahat geçeceksin. Çünkü bence çok faydalı ve gerekli bir içerik. Mental yatırımla ilgili içerikler. Bence sen beni de geçeceksin yani. Abi 100 bin insan ne demek? Şöyle bir düşün. İki stat dolusu insan demek. O çok böyle... Evet. Ya umarım geçerim. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle bakıyorum böyle arada. Aa diyorum, artmış ne güzel. Böyle hoşuma gidiyor. Hadi bir video daha çekeyim diyorum böyle. Beni bir gaza getiriyor aslında. Çoğu Twitter'da mı hala değil mi borsacıların sanki? Pek Instagram'da var ama YouTube'da da var. Ama hala böyle bir kemik kitle Twitter sanki. Evet, bence de daha çok Twitter'dan gidiyor. 290 bin kişi. Dile kolay. Abi bir ordu kurmuşsun evet. Sen aslında. 290 bin kişi evet, ne demek evet. Ya? İstanbul'da yaşarken şey olmuştu be. Mesela alt komşumuzla konuşurken al sen temettü hisseder misin? Bazen mesela işte bizde işe biri girecek. O tanıyor çıkıyor falan. Ya çünkü borsadaki yatırımcı sayısı da belli. Yani aslında o kitleyi oranlarsan ciddi bir rakam bu. Hani böyle borsa hesaplarına bakınca 300-500 bini geçen de pek yok gibi. O yüzden oldukça gururluyum. Hani temettü konusunda olması da ayrı bir gurur veriyor. Böyle hani genel bir borsa hesabına öte temettü odaklı bir hesabın ilgi görmesi bence ülke içinde bayağı faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçen abi Sofi ile sinemaya gittik. Sinemada böyle çalışan bir abim vardı gişede. Sen dedi şu şey değil misin ya dedi, hani bu mental abi yatırım ya. Falan. Böyle bir şey oldum. Ne diyeceğimi bilemedim. İlk defa başıma geldi. Evet abi dedim, hani benim bir utandım, böyle bir şey yaptım. Öyle bir anım oldu. Ne diyeceğimi de bilemedim. Hani şey gibi oldu, hani televizyonlarda eskiden gördük ya böyle ünlüler falan. Böyle birisi hiç tanımadığım birisi tanıyınca böyle bir tuhaf hissettim. Dedim. Ne diyeceğimi de bilemedim. Utandım falan, böyle yüzüm bir kızardı. Ama denk geldi. Ondan sonra birkaç kere evet. Daha böyle denk geldi. İlk öyle başlamıştı. Onu unutmuyorum. Zaten bu işin en büyük tatmini o. Yani değil mi? Sonuçta maddi bir şey gelmeden önce asıl ilk en büyük tatmin yani fayda sağlamak. İşte gelen güzel yorumlar, gelen like'lar falan oluyor. İnsanlarla muhabbet, dışarıda tanışmak. O tarz şeyler ilk faydası. Bilmiyorum. Bana en çok şey o oldu yani ilk başlarda. Senin de benzer herhalde. Evet evet, bende de benzer. Çok hoşuma gidiyor yani. İşte geçen şey dedim ya, bir maillere bir bakayım dedim. 500 tane mail var abi. 500 tane. Uf. Hani hangi birini okuyacağım ben şimdi? Instagram'dan bir sürü kişi yazmış. Twitter'dan yazmış. Okuyamam abi o kadar, hani
5 dakika ayırsam bir maile 2500 dakika eder. Ya ben ilk başta cevap veriyordum biliyor musun hepsine, tüm yorumlara Twitter'da tek tek cevap veriyordum ama bir noktadan sonra o kadar çok başa çıkamamaya başladım ki artık cevap yazamıyorum ne yazık ki. O yüzden de takipçiler kusura bakmasın. Bazen arada gördükçe cevap yazıyorum ama öyle yoğun bir yorum ve soru geliyor ki gerçekten yetişemiyorum yani. Ben mesela şey yaptım artık, hani maile falan bakılmaz dedim, buyla gitmez. Sadece YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Hani neler söylüyorlar, neler konuşuyorlar. İşte oradan bir soru çıkartıp videosunu çekebilir miyim falan. Onlara bakıyorum. Böyle bir kalp atıyorum. Ha okudum, haberin olsun gibisinden. Yapay zekaya bağlı Anıl. Sen kendini bir yapay zekayı böyle eğitelim. Mailleri mesela ona verelim. Ama senin düşünce yapını anlasın o yapay zeka. Mümkün mü bilmiyorum. Benim seninle ilk videoyu çektik ya sonra... Her videomun altına mutlaka şey geliyor, Anıl nerede? Anıl'la ne zaman çekeceksiniz? Anıl video atacak mı falan diye. Allah'tan senin kanal da büyüyünce falan şu an bence çok yoğun bir ilgi var senin tarafa da. Çekelim abi, daha çok video çekelim. Özellikle önümüzdeki zamanlarda böyle biraz daha şey çekelim. Hangi sektörlerin neden büyüyeceğini düşünüyoruz? Biraz daha böyle yani işin teknik taraflarına da girelim. Hoş sohbet, muhabbet tabii. Güzel ama biraz daha böyle teknik taraflara girip böyle hem biraz biz terleyelim. Çalışalım öncesinde. Diyelim şu sektör şu şöyle şeyler oluyor vesaire gibi videolar çekelim. Olur olur. Bence insanlar da yazsın yorumlara. Varsa böyle şu sektör ne incelememizi istiyorlarsa daha detaylı yazarlarsa bence o da çok yol gösterici oluyor. Evet, bakalım yorumlara o zaman. Tamam abi, şimdi bu kadar olsun. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Tamamdır. Çok teşekkürler beni ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.